lösemi hastalığını teşhis ettikten sonra hem tedavi sırasında hem başlangıçta hem de tedavi sırasında alacağımız rutin bazı kemik ili tetkiklerinin bize vereceği geri bilgilerle hastalığın risk gruplaması yapılır. Ve tedavimizde bu risk gruplamasına göre belirleriz. Bazı hastalara yani yüksek riskli hastalara daha yoğun ve daha uzun tedavi verirken bazı hastalara da daha kısa, daha az yoğunlukta tedaviler veririz. Ama çoğunlukla her hastaya kemoterapi veririz. Yani löseminin tedavisi öncelikle damar yolundan ve ağızdan verilen kemoterapi ilaçlarıyla yapılır. Yine merkezi sinir sistemini korumak veya orası baştan hastalanmışsa oradaki hastalığı da iyileştirmek için hastanın bel, belinden beyin omurilik sıvısı içine de kemoterapi ilaçları veririz. Hastaların risk gruplarına göre de bazen koruyucu olarak ve tedavi edici olarak merkezi sinir sistemi ışınlaması yaparız. Bu üç modaliteyi birlikte kullanırız. Hastalarımızın çoğunu bu üç tedavi modalitesiyle sağaltırız.